Bir yastık daha. O da başıma. Hayır, o değil. Daha büyük olsun. Dolapta var. Binbaşı, bebeğimi vermeden nereye gidiyorsun? Başka isteğin var mı? Aslında düşündüm de, bana bir şarkı söylersen sevinirim. Hani bir tane vardı, Ne oldu? Bir şey söylüyordun. Hangi şarkı bu? Ne oldu? Ne oldu? Acıyor mu? Fazla değil. Çok özür dilerim, pardon. Neden? Sen ne yaptın ki? Hayır. Ondan değil, bana pazara giderken gel dedin ama... Binbaşı, bu senin... Hayır, bu benim hatamdı. Seninle gelmem gerekirdi. Sana kötü bir şey olsa ne yapardım ben? Neden binbaşı? Neden mi? Konu sensin. Benim yerimde annen olsaydı, o zaman ne yapardın? Yine böyle... Uy artık. Emrine amade bekliyorum. Benden başka bir isteğin olacak mı? Yastık, yatak, bebek, yağmur, kar. Bütün gün böyleler zaten. Birbirlerinde ne bulduklarını anlayabilene aşk olsun. Zehir, Layla, biber ve şimdi de asit. Hiçbir şey onları ayıramıyor. Neden işe yaramıyor bir türlü anlayamıyorum. Kız Allah'a dua ederken kim bilir ne adadı. Onun şansı her durumda yaver giderken şanssızlıklar hep benim başıma geliyor. Dikkat et Maitri. İyi misin? Evet.
Sen bu sabah bayağı erkencisin. Çay koyayım mı sana, içer misin? Hayır, gerek yok. O... Ne oldu? Bu şey... Bu... Harun mu bebeğim o? Ne yani, bu bebek onun mu? Emin misin Rudra? Evet. Odada bulamamıştık zaten. Peki bu hale... Nasıl geldi bu bebek? Binbaşı Rudra Pratap Ranavat. BSD teşkilatının en cesur savaşçısı. Mektubu hala okumamış olma ihtimaline karşı sana... Çok önemli ve hayati bir şey söylemek istiyorum. Sakın hedefimi şaşırdığımı ya da ıskaladığımı düşünme. Eğer isteseydim, o asit şişesini karının güzel yüzüne fırlatmayı çok iyi bilirdim. Mektubu bir kere oku. Akıllı adamsın. Her şeyi anlayacaksın. Bana bak. Bu... Aman tanrım. Bu kandil. Bu kandil nasıl birden söndü böyle? Parvati dün gece yakmıştı. Bunun bütün gece hiç azalmadan yanması gerekiyordu. Ama sönmüş. Bu uğursuzluk demek, biliyorum. Aman tanrım. Lütfen sen bizi koru. Neden bu kadar önemli? Bugün Tej Bayramı. Parvati'nin... İlk Tej Bayramı. Anne. Ne? Bu nasıl? Sakin olun. Harun'un bunu kesinlikle bilmemesi gerekiyor. İyi ama Rudra, Parvati bebeği gördüğü zaman her şeyi anlayacak zaten. Görmeyecek. Bu bebek onun için çok değerli. İkimiz için. Görürse çok üzülecek. Peki, kandil ne olacak? Sonuçta söndü. Kimse ona hiçbir şey söylemeyecek, tamam mı? Binbaşı? Binbaşı, sen neden erkenden kalktın? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet Parun. Yolunda. Rudra çay içmek istedi de canım. Evet, ben bugünün Tej Bayramı'nın olduğunu söylerken sen geldin. Hanımlar bugün oruç tutuyorlar mı? Evet, ben de onlara senin için oruç tutmaz diyordum.
İyi de... Ben tutamazsın dediysem tutamazsın. Ayrıca neden kalkıp buraya geldin? Yürü, odaya dön, yat uyu. Dikkatli ol aman. Her yeri ara. O telefonun ve mektubun kimden geldi? Ne yapıyorsun orada? Çabuk yatağım. Sen işe gitmeyecek misin? Yoksa sen de oruç mu tutuyorsun? Hayır efendim, oruç falan tutmuyorum. Sen de tutmayacaksın, tamam mı? Yat şuraya. Sana bir şey söyleyeceğim. Efsanedeki Parvati de hep dua etmiş. Sevdiğine bu şekilde ulaşmış. Ben de oruç tutup... Sen bu hurafeleri kendine sakla. Ben seni kabul ettim zaten. Oruç tutmanın bir gereği yok yani. Tamam. Peki tutmam. Hem zaten öylesine söylemiştim. Bütün evli kadınlar bugün oruç tutuyor. Tıpkı efsanedeki Parvati ve sevdiği gibi. Böylece evlilikleri onlar gibi mutlu... Bebeğim nereye gitti? Onu giydirip süslemem lazım binbaşı. Binbaşı, bebeğim nerede? Neden yerinde değil? Dün buraya koymuştum, şimdi yok. Bir şey yapmalıyım. Harun'un dikkatini bebekten başka bir şey çekmeliyim. Ne demiştin? Bütün evli kadınlar ne yapıyor dedin? Mutlu bir evlilikleri olsun diye. İyi de bebeğim nereye gitti? Benim de bol bol dua etmem gerekiyor sanırım. Dua mı? Neden? Çünkü galiba balayına gitmeye böyle ikna olacaksın. Unuttun mu? Balayı. Sen ve ben. Tatil. Benim de bunun için dua etmem şart. Binbaşı... Böyle konuların şakası olmaz. Konuşma. Ne? Bir şey mi söyleyeceksin? Telefonun çalıyor. Susmamı ya da konuşmamı isterken bir daha iyi düşünürsün. Binbaşı, bu arada efsanedeki Parvati sevdiğine kavuşabilmek için tam 108 yıl beklemiş. Sen de şu balayı için anlarsın ya. Biliyor musun, annem ailemin yanına gitmem için bana kendiliğinden izin verdi. Sen de tam dışarı çıkacak zamanı buldun yani. Al bakalım. Biliyorsun, yeni işim için gereken her yere gitmeliyim. Evet. İstiyorsan iptal edebilirim. Hayır, hayır. Senin adına mutluyum. Baksana, annem seni ilk kez iş için yanında götürmek istedi. Hadi git sen. İşlerinin yolunda gitmesi için dua edeceğim canım. Sumer? Hadi abi, hazır mısın? Annem 10 dakikaya kadar çıkıyoruz demişti. Evet, hazırım. Sadece 2 dakika ver. Sen geç otur, ben de gidip ikinize çay koyup getireceğim. Hadi. Sumer. Ne?
Annem nasıl bir iş için kimlerle görüşeceğimizi sana söyledi mi? Hayır, hayır. Bana hiçbir şey söylemedi. Böyle alelacele işinin çıkması pek hoş olmadı, değil mi anne? Ama sonuçta birlikte yeni bir iş kuruyorsunuz. O yüzden düşündüm de sizi evden dualarla yolcu etmek en doğrusu olur. Tanrı bütün işlerinizi rast getirir. Tabii tabii. Ben de ellerimi açıp ayrıca dua edeceğim kızım. Tanrı ettiğin duaları mutlaka duysun ve kabul etsin diye. Ablaya üzülüyorum. Hayatı kayacak, bir daha iyi yapıyor. Hadi çıkalım, geç kalıyoruz. Hadi git. Biliyorum ki orucumu açma vakti gelince dönmüş olacaksın. Samrat. Tamam anne. Paro. Neden buradasın? Sana oruç tutmak yok demedim mi? Oruç tutmuyor. Ama bize yardım edebilir, öyle değil mi? Parvati, al bu unu. Tatlıyı sen yap. Tabii anne. Ben de bunun için gelmiştim. Ben de salıncağın süslemelerini halledeyim bari. Onları unutmayalım. Siz zahmet etmeyin anne. Ben onları da hallederim. Ne yapacaksın? Tatlı mı, salıncağı süs mü? İnsanlar birlikte çalışırsa iş çabuk biter. Abi, görüyor musun? Ev ne kadar büyük, değil mi? Anne, iş görüşmesine gidiyoruz demedin mi? Burası ev değil mi? Evet, merak etme oğlum, her şey yolunda. Abim sabırsızlanıyor. Merak etme abi. Sadece görüp onay vereceksin, o kadar. Evet, çok çok güzel işlemeler var oğlum. Senin mutlaka gelip bir görmeni istedik. Merhaba. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Tam da bayrama denk geldi. Evet. Oğlum, işte sana sürekli övdüğüm beyefendi burada. Bay Digvijay Sisodia. Gazetelerde sık sık fotoğrafları çıkar. Bu arada beyefendi hangisi oluyor? Siz mi? Hayır, hayır. Ben değilim o. Benim yaşım daha çok küçük zaten. Evet. Satapti, neredesin? Misafirlerimiz geldi. Su getirsene. Hayır, istemem. Buyurun lütfen. Çok darılırım. Buzları ellerimle doldurdum. Anladım. Çok isterdim ama içemem kızım. Bugün oruç tutuyorum da o yüzden. Oruçlu oruçlu su içemem, değil mi? Doğru. Hayır hayır, ben de almayayım.
Ben ne olursa alırım. Oruç tutmadığım için rahatım yani. Ben merak ettim oğlum. Sizin oruçla aranız nasıl? Böyle şeylere inanır mısınız? Benim pek aram yok ama... Ama son derece iyi eğitimli ve kültürlü bir çocuktur. Her fırsatta el açıp dua eder. Ne mutlu. Bu çok güzel bir şey. Benim kızım da aynı onun gibi. Değil mi? Evet. Bugün oruç tutuyor. Gönlüne göre bir eş bulabilmek için. Sen çok güzel el işi dikiş nakış yaparsın kızım. Hadi işlemelerini Bay Samrat da görsün, göster. Daha tabii. Buyurun. Buyurun, buyurun. Anne, biz iş konuşmaya gelmedik mi? Evet, şu anda da iş konuşuyoruz zaten. Hadi gidip baksana. Kız kim bilir ne güzel işlemeler yaptı. Git bir bak bakalım. Beğensen de beğenmesen de görmüş olan. Beni dinle. Bugün bu işi bağlayacağız. Hadi git bak. Hadi. Hadi. Kızımız dikiş nakış işine gerçekten çok meraklıdır. Birlikte biraz vakit geçirsinler, öyle değil mi? Hem insan daima ayağını yere sağlam basmalı. Kızınız da gelmiş 31 yaşına. Gelinimiz olduğu takdirde nasıl anlaşmıştık, unutmadınız umarım. Hayır, hayır. Tabii ki unutmadık. Sallanırken tatlı mı yapacaksın? Evet. Bugün bayram. Gerçi bana oruç tutmayı yasakladın ama en azından salıncakta oturabilirim. Anne, Rudra Parvati'nin oruç tuttuğunu öğrenecek. Bakın tatlı yediriyor ona. Rudra dur. Rudra sakın ona tatlı yedirme. Yani şey demek istedim. Biliyorsun onlar aslında Tanrı'ya ikram. Tanrı'ya ikram olarak verelim, sonra yesin. Hem sen hem Parvati. Tamam. Ben sandım ki şimdi serbest. Binbaşı, başımın üstünden tepsi geçirmeyecek misin? Evet, gelenektir. Neden yapmıyorsun? Bence yapmalı. Değil mi abi? Tepsi depodaydı galiba. En son oraya kaldırdılar. Hadi git getir. Türkiye'de erken suni.